Değerli izleyenler, söyleşi programımızdan herkese iyi günler diliyoruz. Amerika ile Pakistan arasında özellikle gerginlik artarken bundan sonra hem Washington'un hem de Pakistan'ın atacağı adımlar merak ediliyor. Aynı zamanda 5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü yaklaşıyor. Biz hem Keşmir Dayanışma Günü'nü hem de Pakistan ile Amerika arasındaki gerginliği ele alacağız. Sayın Büyükelçimizle birlikte Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Cyrus Sajjad Ghazi bizlerle birlikte. Bizim yayın konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Thank you very much. Sayın Büyükelçimiz, özellikle 5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü olarak kabul ediliyor. Keşmir'in öncelikle tarihi açıdan bir değerlendirme yapmanızı rica edeceğim. Keşmir Dayanışma Günü ile ilgili. Thank you very much. Thank you very much for coming to the embassy also. Öncelikle size teşekkür ederim. Pakistanlılar ve Keşmirliler 5 Şubat'ı Keşmir Dayanışma Günü olarak kutlamaktadır. Background of the issue. Önce Keşmir meselesinin arka planını anlatayım. Hindistan, İngiliz sömürgesinin içinde bağımsızlığına kavuştuktan sonra Pakistan'ın Hindistan'a katılacağı konusunda bazı kriterler ön plana çıkıyordu. Bu kriterler arasında insanların dili, dini oldukça önemliydi. On account of that criterion, Kashmir was overwhelmingly. Keşmir'in halkı büyük çoğunlukla Müslümandı ve onlar tabii ki coğrafi olarak Hindistan'a değil Pakistan'a katılmak istiyorlardı. Ama o zamanlar Keşmir'in hükümdarı Müslüman değildi, kendisi bir Raja'ydı. O zaman bu Raja, Keşmir'in Hindistan'a katılmasına karar verdi. Bu kararın ardından Keşmir halkı isyan etti, sokaklara çıktı ve Pakistan'a katılmak istediklerini söyleyerek Raja'ya başkaldırdı. Sonra olaylar büyüdü ve konu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne götürüldü. Tabii bu aşamada Güvenlik Konseyi en iyi çözümün bu meseleyi Keşmir halkına sormak olduğunu düşündü ve kararını da bu yönde aldı. Seçim yapılacak, Keşmir halkına Hindistan'a mı yoksa Pakistan'a mı katılmak istedikleri sorulacaktı. Tabii ilk başta Pakistan ve Hindistan Birleşmiş Milletler kararlarını kabul etti. Both Pakistan and India accepted the resolution. Fakat daha sonra Hindistan bu plebisiti yapmama kararı aldı. Yani Keşmir halkının kendi kaderini belirlemek için kendi seçimiyle plebisiti yapmasını reddetti. India, like all occupying powers, thinks that the Kashmiris have forgotten. Şimdi Pakistan verilen sözün unutulduğunu düşünüyor. Keşmirliler de kesinlikle unutmadılar. Kendi hakları için her zaman bir referanduma gitmeye hazırlar. Bunu istiyorlar. And the reason the current situation we see is because the Kashmiris want their right of self-determination. Aynı zamanda şu anda Hindistan Keşmir'de çok ağır insan hakları ihlalleri işliyor ve uluslararası toplum da onları izliyor. Keşmir halkı 65-70 yıldır kendilerine verilmiş olan sözlerin yeniden tutulmasını istiyor. Türkiye ve bölge ülkelerinin Keşmir meselesinin çözümü noktasında özellikle beklentileriniz nelerdir? Türkiye, Pakistan'ın en yakın dostu ve müttefikidir, bizim kardeşimizdir. Türkiye'de her zaman Keşmirlilere yıllar önce verilen sözlerin tutulmasını istemektedir. Türkiye ile Pakistan her zaman yan yana buluştu Keşmir meselesinde. Türkiye bu meseleyi aydınlatmak, çözüme kavuşturmak için düzenli olarak Pakistan'la beraber çalışmalarını yürütmektedir. Biz biliyoruz ki Türkiye her zaman Keşmir konusunda Pakistan'ın yanındadır. Bu bölgede yapılan insan hakları ihlallerine karşı her zaman sesini yükseltmiştir. Bu konuyu acil bir şekilde çözüme kavuşturmak için Pakistan'la beraber çözüm aramaktadır. Türkiye-Pakistan ilişkilerinde siyasi ve ekonomik hedefler nelerdir? As I said earlier also. Daha önce de söylediğim gibi Pakistan ve Türkiye ilişkileri dünyada eşi benzeri olmayan bir ilişkidir. Bu iki ülke kardeş olmanın yanı sıra birbirine çok yakındır. Yani kardeş gibi iki ülkedir. İki ülke arasındaki işbirliği çok geniş alanlardadır. Tüm alanlarda işbirliğimiz devam etmektedir. Politik alanda yüksek düzeyde işbirliği konseyleri bir yıl Pakistan'da, bir yıl Türkiye'de düzenlenmektedir. Son 5-6 yıl içerisinde iki ülke arasında neredeyse 70 kadar anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmalar hemen hemen iki ülke arasındaki işbirliğinin tümünü kapsamaktadır. Ayrıca
İki ülke arasında savunma sanayinde anlaşmalar devam etmektedir. Aslında ekonomik alandaki işbirliğimiz diğer alanlara göre daha zayıftır. İki taraf da bu durumu düzeltmek için çok sıkı bir şekilde çalışmaktadır. Ayrıca Pakistan'la Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasını sonuçlandırmaya çalışıyoruz ve umuyoruz ki en kısa zamanda bu anlaşma sonuçlanacaktır. Son süreçte Amerika ile Pakistan arasında sorun yaşandığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 1 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada Pakistan'ın Amerika'ya terörle mücadelede destek vermemekte suçladı ve aynı zamanda mali yardımları da azaltma tehdidinde bulundu. Bu açıklamalar hakkında görüşleriniz nedir? Pakistan'ın yeteri kadar gereğini yapmadığı konusunda Başkan Trump yanılmaktadır. Pakistan'la Amerika aslında aynı düşmanla savaşmaktadır. Biz zaten bu meselede müttefikiz. Terörle mücadele Pakistan'ın çıkarları doğrultusundadır. Herkes gibi biz de dünyada barışı seven bir millet gibi terörle savaşmaktayız. Bunu para ya da başka bir şey için yapmıyoruz. Biz Amerika ile işbirliği yapmak için elimizden gelen her çabayı gösteriyoruz. Zira terörle mücadele birlik ve beraberlikle etkili olabilir. Biz Pakistan olarak terörle mücadelemizin üçüncü bir taraf tarafından onaylanmasına da ihtiyaç duymuyoruz. Zaten terörle savaşta binlerce insanımızı kaybettik. 100 milyar dolardan fazla masraf yaptık. Dünyanın geri kalanıyla işbirliği içerisindeyiz bu konuda. Terörle mücadeleyi kendi çıkarlarımız için yapıyoruz ve terörle savaşı ülkemizdeki teröristlerden kurtulabilmemiz için de sürdüreceğiz. Sınırlarımız dışından gelen istikrarsızlaştırma hareketlerine maruz kalmak istemiyoruz. Başkan Trump'ın açıklamasının yanlış yönlendirilmiş, yanlış temellere dayandırılmış, yanlış anlaşılmış bir açıklama olduğunu söyleyebilirim. Destabilizing campaigns and terrorism from outside its borders. Çin'in Bir Kuşak Bir Yol, İpek Yolu projesinin güzergahında Pakistan'da var. Pakistan'ın olduğunu biliyoruz. Bu projeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Projenin Pakistan'a ekonomik ve siyasi anlamda ne gibi etkileri olacak? Bu proje son zamanlarda yapılmış olan çok önemli, büyük bir projedir. İpek Yolu projesi, hidroelektrik santrallerin, bazı büyük tesislerin ve Himandar Limanı'nın genişletilmesini içeriyor. Gerçekten çok büyük bir proje bu. Bu proje daha çok dikey bağlanılabilirlikle alakalı. Ancak biz bunun yatay bağlanılabilirlik konusunda da etkili olmasını bekliyoruz. Proje bize ekonomik olarak çok büyük katkılarda bulunacaktır. Sadece Pakistan ve Çin için değil, bölgenin diğer ülkelerini de kapsayan bu projenin Doğu ve Batı arasında da bir köprü kurmasını bekliyoruz. Çin'le siyasi ve ticari başka projeleriniz var mı? Son olarak Çin'le ticarette kendi yerel para birimlerinizle ticareti yapmayı tercih ettiniz. Bunun nedenini de alabilir miyiz size? Relationship with China, which spans Çin'le çok eskiye dayanan projelerimiz var. Daha önce hem ekonomik alanda hem siyasi ve ticari alanda ortak projelerimiz oldu. Bunlardan bir tanesi SPEC projesidir. Çin'le yerli para birimlerimizle ticaret yapmamıza dair sorununuza gelince de Pakistan'ın ödeme dengesi sorunu bulunmakta. Dolayısıyla kendi para birimlerimizle ticaret yapmamız çok normal. Suriye'de bir süre önce Rakka kenti IŞİD'in başkenti olarak belirtiliyordu. Özellikle IŞİD'in Rakka kentinden çekilmesinin ardından bu teröristlerin Afganistan'a geçtiği iddiaları var. Bu iddialara terörle mücadele eden bir ülke olarak neler söylersiniz? Daha önceden de bildiğiniz üzere IŞİD bir yerde savaşı kaybettikten sonra o bölgeden çıkıyor, dağılıyor, değişik ülkelere göç ediyor. Tabii bu durumda bütün ülkelere uyarı yapılması gerekiyor. Ülkelerin IŞİD'den kopanların sınırlarına gelip terör odakları oluşturmasına karşı uyanık olması gerekiyor. Biz Pakistan olarak bu konuda çok uyanığız. IŞİD'den kopanların ülkemize girip herhangi bir terör oluşturmasına kesinlikle engel olacağız. Diğer ülkelerin de böyle yapmalarını bekliyoruz.
Afganistan, Pakistan ve Hindistan arasında zaman zaman terörle mücadele konusunda karşılıklı suçlamaları görüyoruz. Özellikle bu noktada Pakistan'ın bölge ülkeleriyle diyaloğu nedir ve aynı zamanda sorunların temelinde neler var? Pakistan olarak terörle mücadelede kendimizi ispat etmeye ihtiyacımız yok. Biz terörle çok mücadele ettik. Teröre karşı hep gerektiği gibi savaştık. Pakistan şu anda terörizmin bir kurbanıdır zaten. Biz her zaman konuşmalarımızla terörle mücadele konusunda işbirliği yapmak istiyoruz. Zaten buna taraftarız. Fakat Afganistan terörle mücadele konusunda çok istikrarlı bir ülke değil. Ülkemiz Afganistan'dan gelen terör saldırılarına maruz kalabiliyor. Şu anda zaten Afganistan'la görüşmelerde bulunuyoruz. Türkiye'de üçlü toplantılar düzenleyerek Afganistan'la bu terör konusunu görüşmemize yardımcı oldu. Bu konunun konuşarak çözülebileceğini düşünüyoruz. Afganistan'dan gelen terör tehditleri konusunda anlaşmaya varmayı hedefliyoruz. Şimdi Pakistan-Türkiye arasındaki ilişkiyi düşünürsek dünyada eşi benzeri yoktur. Bütün dünya ülkelerinin böyle bir ilişkiyi örnek alması gerektiğini düşünüyoruz. Zaten bütün dünya ülkeleri böyle bir ilişkiye sahip olabilseydi, dünya daha güzel bir yer olurdu. Değerli izleyenler, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Gazi ile birlikte burada yayınımızı sonlandırıyoruz. Sayın Gazi'ye bir kez daha çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarından dolayı. Bir sonraki söyleşi programımıza görüşmek üzere, hoşça kalın.